Selam dostlar. Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalından hepinize hayırlı pazarlar. Bugün 27 Ekim Pazar günü Kemalpaşa Otopazarı'na geldik. Şöyle devam edeyim. Yanımda Himmet abi var. Merhaba. Onun da garajını çekeceğiz yakın zamanda. Şimdilik çok ayrıntıya gerek yok. Gördüğünüz gibi bugün itibariyle pazar yerinin... Usta 200 liraya tepkimiz var bak ona göre. Evet. Pazar yerinin giriş fiyatları bu şekilde. Sizinle beraber araç piyasasını yakından inceleyeceğiz. Evin mesela şöyle bakalım. Böyle bir insignia'mız var. Fiyat bu şekilde. Tek tek adamlarla konuşmayacağım. Size ortalama fiyatları gördüğüm kadarıyla göstereceğim. Arkadaşlar üzerinde fiyat olmayan araçları göstermiyorum. Şöyle 1.9 Kango turbosuz baş belası paket. Şöyle değişensiz bir Alfa'mız var. Bu da fiyatı bu şekilde. Juliet da sanıyorum. Burada fiyat yok. Burada fiyat var. Burada bir Sandero var 2018 model. Gördüğünüz gibi 21.000 kilometrede 875.000 lira. Çok ciddi para. Burada bir tane favorit var. Lakin fiyat yok. Fiyat yok. Arkadaşlar fiyat olmayan araçları çok fazla göstermek ya da çekmek istemiyorum. Burada bir Honda var. Görüldüğü gibi Euro Civic. Fiyatı bu şekilde. Ya sen de 305.000 TL'ymiş. Allah'tan Clio satıyorsun. Nerede Clio görsem peşine yanaşıyorsun hemen. Yok, ya. Fiyatı yazıyor üzerine ya onlar. Bırak fiyatını. Hadi gel şöyle dolanalım. 305.000 liraymış. Ya arabamla kıyaslayacaktım da kasa değişik. Çok kıyaslama boşver. Evet burada 2009 model bir Polo'muz var. Fiyatımız 550.000 lira. 164.000 kilometrede. 375.000 liraymış. Line. Kilometre mi? Line. 375.000 kilometrede line. 210.000 lira Uno. Böyle 210.000 liralık bir Uno'muz var. Uno iyi duruyor ama. Evet şöyle bir Vectra gidiyor. Yürümeye mecali yok. Fiyatı ne durumda bilmiyorum. Diyarbakırlı sahibi galiba. 21 flak. Yine aynı şekilde bir kartal. Tık 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 tık. Son sahibi olma garantili. Alttan üstten yatak kuruyor. Arkadaşlar çoğu arabanın üstünde fiyat yok. Fiyat olmadığı için de yanına yanaşmıyorum. Size dediğim gibi burada ben şu araba bu araba diye tanıtıp adamlarla irtibat kurun diye bir söylemim olmayacak. Ben burada dediğim gibi yıl 2024'ün son ayları. Modelli kartal. Bu arabaların fiyatları ne durumda bunları göstermeye çalışıyorum. Burada bir tane de Getz var, fiyatı burada. Gördüğünüz gibi 470.000 lira 103.000 de. Şekli şemali güzel. Dayım motor içine kadar açmış. Böyle bir şahinimiz var burada. Kaput çıvatıları ellenmemiş. He? Kaput çıvatıları ellenmemiş. Şekli şemali düzgün ya. Dayım enteresan topaç ellenmemiş. Kaç para diyoruz abi bunu? Abi orada fabrikanın attığı boyası üstünde öyle belli. Değişen parça yok. Değişen parça bunlar. Araç bedava. Araç 235 lira. Eyvallah. 235 lira. Ama şekli araba, şemali güzel araba. Kasa çok güzel. Kaput çıvatası sökülmemiş. Abi, nadir kalanlardan. Tamponları bile sökülmemiş. Evet. Orijinal tamponları, orijinal panjurlar. Jant kapakları da orijinal. Ben sana diyeyim mi? Aynen. Evet. Kendi jant kapakları. 91. 92 ya. 92. Evet, kendi jant kapakları. Şekli şemali fazlasıyla iyi abi arabanın. Evet. Kare kabinler, Pioneer. İkinci sahibiyiz bu arada. Severiz. Burada da böyle bir tane Kangomuz TS var. TS 1700. Görüldüğü gibi. Teyip ne var arabada? Ne oldu belli abi, değil. Teyip, eski seri. Kenwood teyip vardı. Heh. Babam teyibin kafası çıkıyordu eskiden. Babam teyibin kafasını kaybetti. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya, evet. Öyle değil de. Nasıl? Buna bir şey yaptım. Yalnız Şahin sonra, harbiden hoşumuza gitti. Ege. Ama Ege. Bu paraları alsak bunu kaç paraya satacağız? Bir de işin bu boyutu var. Yani eyvah. Teyip ölü yani. Şemali güzel. Ha, yani. Ben de dedim Pioneer kabinleri görünce yok, yok, önde yok, ona yok. Paralel bir şey yok, yakalanır yok, mı? Teyip vardı. Ben markasını ben taktırdım teyibi. Evet. Kafasını kaybettiler ondan sonra
Abi arabanın videosunu aldım. Fiyatını da söyledin zaten. İstersen evet, numaranı da söyle. Arkadaşlar görüp sana ulaşabilirler. 0535. Gerçekten fazlasıyla iyi. 33-75. Ufak bir pazarlık yaparız. Eyvallah. Maşallah. Ben teşekkür ederim. Var mı sosyal medyada? Burada da böyle bir tane Citroen'imiz var. 2012 C4 otomatik. Fiyatımız 475.000 TL. Hata boya var mı? Abi iki tane değişen var. Hı-hı. Üç parça orijinal boyası tamam var. Olacak fiyatı ne? 465 olur abi. 465. Gördüğünüz gibi bir 10 bin lira arkadaşımız düştü. Eyvallah, hayırlı işler. Kartal'da bıçak. Evet. Kartal'da güzellik sahipliği. Ya. Pazarlık fiyat 2000 model demiş. Bir 13 parçada boya var galiba. Dayı sorsana fiyatını neymiş ya? Neymiş dayı bunun fiyatı? 255 lira abi. 255 13 lira. 13 parçada boya var galiba. Evet var abi. 4 kapı boyasız, tavan boyasız. Burada böyle Broadway'imiz var. Onun da fiyatı yazmıyor, numarası üstünde. Buraya geldik, bir tane Kangomuz var. 1.5 TC klimalı, 232 bin'deymiş. Lakin fiyatlar yazmıyor. Fabrikasyonu. Burada bir Fabia var. Boyasız gibi duruyordu. 1.4 dizel, 375 bin kilometrede. Boyda şen yok demişler, 230 bin kilometrede. Görüldüğü gibi. Güzel duruyor. Tipo 235 bin lira. 235 bin lira, 98 1.4'müş. Abi fiyatlar öyle apır sapır düşmemiş bence ya. Daha doğrusu modelli arabalarda belki fiyat düşüyor ama düşük model arabada fiyat düşüklüğü ben çok yaşamadım ya. Evet. Orantılı düşünecek bunu. %10 düşse 1 milyonluk araba 900 bin liraya düşer. 100 bin liralık araba 90 bin liraya düşer. Yani baktığın zaman mantıklı. Burada Clio 3'ümüz var. Gördüğünüz gibi fiyatı yazıyor, göstereyim dedim. 270 bin kilometrede 410 bin lira. Şöyle bir araba. Sabah geldiğimizde sadece ekspertizde bir tane araba vardı. Onun dışında burada ticaret dönüyor mu tartışılır. El sıkışan görmedim daha. El sıkışan da hemen hiç görmedim. Kendi arabalarımızı da getirdik. Boş boş insanlar ellerinde çiğdem geziyorlar yani. Hmm, hakikaten şu, polo bundan bahsetmişsin güzel. Evet, şurada polo var, az önce dikkatimizi çekti. Yani kitap gibi, şöyle göstereyim. Şekli şemali çok iyi. Bakalım bilgilerinde ne var. Tesisat tarih demiş, değişensiz. Fiyat yazmamışlar. Arkadaşlar videoyu sürekli durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü etrafta çok müzik açan fazla. YouTube telif biliyorsunuz, mevzular sıkıntılı. Müşteri çıkmış biz, hadi gidelim. Biliyor ya mı? Canlı canlı bir pazarlık gösteririz. Hadi gidelim. Evet dostlar, sabah ilk geldiğimizde benim arabama müşteri vardı. Şimdi İmmet abinin arabasına müşteri çıkmış. Oraya gidiyoruz bakalım. Evet. Hoş geldiniz. Lacivert araba. Merhaba benim. İmmet var. Yanındaki selam. Clio 2 de merhaba. İmmet abinin. Şimdi ön kapıda sapının biri dediğim. Evet. Herhalde evet. Onu da göstereyim size. Doğru. Doğru. Şey baktı, usta baktı da. Komple niye boyattın? Şöyle. Benden önceki sahibi boyatmış. Ya yaşı gereği artık bakalım. 30 yaşında araba. Boyanmasa benim arabaya arkadaşım polonun tavanı gibi olacak ister istemez araba. Clio 2'miz var dediğim gibi otomatik. Yani metalik boyanın ömrü 10 yıl zaten. Müşteri oldular bakalım. Ya biz kız yeni ehliyet aldık. Şimdi evet. Hanım da ehliyettik. Maşallah. İkisine bir araba aldık. Bunda 320 istin ama biraz rakam şey. Bundan ne oynayabilirsin? Şöyle göstereyim size. Abi arabayı. Sen de dinlemek isterim. Sen de bir şey diyeceksin. Ben bir şey diyeceğim. Sen bir şey diyeceksin ki ben de... Mal benim, para senin. Gibi olmadı ama. Hani ben derim, ben en yüksek fiyattan satmaya çalışırım. Sen en düşük fiyattan almaya çalışırsın. Ya şimdi her şeyin bir piyasası var. Yolda bırakmak. Afyonluyum sandıklı. Ben de Afyon Şubutluyum. Bizim arabamız da burada. De görüldüğü şey gibi. 325 bin lira. Ujant lastikle almak isteyen olursa 285 lira. Şimdi bir arkadaşlar var, baktım. 13 jantları var dükkanda. Yine çelik jant. Olur. Onlarla almak isteyen olursa da 275 bin liraya evet biter. Arabanın şekli şemali güzel. 4 lastik var bu arabada. Lastik. Sıfır koyuldu. O 205 binde bir de LPG takılı. LPG bunda da var. Da var, LPG de var. 1.6 RT bu. Çift airbag klimalı modeli. ABS'si falan da var. Ben hani şeyi sevmem. Tabii her şeyin bir piyasası vardır. Piyasası neyse de ona... Evet arkadaşlar, pazarlığımız devam ediyor.
ihtimalle bilmiyorum da Clio'yu verecek gibiyiz. Otelin genel durumu böyle. Gidip gelir misiniz Afyon'a? Mehmet abi memleket kozunu oynuyor. Toprağım çıktı ya. Şuhutlular. Yalnız Mehmet Bey. Galericisiniz ha. 2019'dan beri. Maşallah. Eskiden hobi olarak yapıyorduk otomobil işini. Şimdi ticarete döndü. Mecburiyetten. Maalesef hepimiz aynıyız. Sesi soluğu da güzel araba. Güzel güzel. Yolda gelirken de gördüm. Gayet güzel, gaz yemesi de iyi. Öyle yağ yakma, duman atma, su eksiltme de yok. Yok. İçini göstermedim size, bir de içini göstereyim. Şöyle, kendi orijinal döşemeleri burada. Evet arkadaşlar, bizim mevzu yalana bağladı. Fokus'un kasası çok iyi abi. Şöyle fiyatı da yazıyorsa gösterelim. Pazarlık kilometre 194 bin de demiş. Fiyat yazmıyor abi. Maşallah, kırmızı olunca boya var ama. Sadece bir ince zımpara yapıp devam edilebilir yani. He. Adam akıllı zımparasını yapmamışlar. Evet, böyle bir Megane 2 var. 2005 model. Fiyatı 530 bin lira. 174 bindeymiş. Böyle bir Clio 2 var. Dizel 340 binde. Yok, fiyatı 340 bin lira. Kilometre 227 binde. Böyle Peugeot 208 var. Ben kapıyı açık bırakıyorum. Bugün altı otomatik kilometre yazmışlar. Fiyat yok. Burada böyle bir serçe var abi. Güzel de bir sisleri var. Evet. El fenerinden hallice. Fiyatı 125 bin lira. 0 vizeli. 91 serçe. Numarayı da bırakmışlar oraya. Endamı da düzgün. İlgilenen arkadaşlara. 610 bin liraymış Getz. İçinde insan var diye çekmek istemedim. Panda. Mercedes 380 SL mi? Evet. 280 SL de olabilir. 280 SL. SL değilse. 425 bin lira. 314 bin kilometrede. Namı diğer gemi. Bir ara arkadaşım da vardı 380 SL. Arabada yok yoktu. Şöyle bir Egea var. 1.4 Egea 2023 785 27 bin kilometrede. Ulan zaten bunun sıfırı kaç para ki? Geldik gittik, şu Mercedes'i bir türlü gösteremedik. Mercedes'i de göstereyim. 170 ambient demiş N1. Fiyatı 495 lira. Sunrooflu. Görüldüğü gibi böyle bir Mercedes. Dayı bunu sprey boyayla mı boyamışlar lan? Ha, yapmış adamlar işte. Vallahi pazar boş mu? Pazar kanı alıyor. Bak burada bir Astra GSI var. Seversin. Severim. Fiyatı yazıyor mu, yazmıyor. Dodge GSI ise 156 beygir ha. Bu evde inşaat trameri yok, linea. Adam farları bile gösterecek kendine şekilde yazmış ha. 460 bin TL, 2012 model. Yalnız var ya. Tam bunda kaldı. Geliyorum gidiyorum, bak buna takılıyoruz. Bu bize kaçmasa bari. Benim olur ya. İki çay alırız biz ya. Cam bardakta. 500 lira dediler. Şaşırırsın, 500 liraya 2012'sini zor sattım. 2004'üne mi? 2002'sine 500 lira dediler. Ferhat. Evet. Video sürekli piç olmaya devam ediyor. Her yerden müzikler, cihazlar. Maalesef videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Şimdi yine geldik arabamızın başına, şu abiler alımkar oldular. Ama gel gelelim, muhabbet hep boş abi ya. Adam diyor komple boyalı diyor araba. Kaçıyor boyalı diye. Komple boyalı diyor. 30 yaşında araba lan bu. Hayır yani, kalkıp 500 bin lira da istemedik yani. Evet dostlar, pazar dağılmaya başladı. Biz de artık videomuzu burada kapatalım. Dediğim gibi size şöyle bir 10-12 dakikalık bir izlenecek video çıkarabilirsem ne ala. Çünkü videoyu sürekli bölmek zorunda kaldım. Her yerde ses, her yerde müzik. Adamlar buraya piyasaya gelmiş, yapacak bir şey yok. Bu haftaki bölümümüz böyleydi. Videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.